Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Herkese selamlıyorum. Dostlar merhabalar, merhabalar, merhabalar. Kıymetli dostlarım, güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burak Atalıcan İl Kastamonu. Recep Atalıcan İl Trabzon Merkez. Evet, iki arkadaşımızın şu an atamasını gerçekleştirdiğim arkadaşlar. Kastamonu ve Trabzon'a arkadaşlarımızı gönderdik arkadaşlar, tamam mı? Gizem Atalıcan İl Mardin Merkez. Seni de güzel bir yere gönderdim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişik bir ders yapacağız arkadaşlar. ÖSYM'nin dili dediğimiz bir ders yapacağız arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Mikail Şan, Türkçe öğretmen arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum, selamlıyorum, selamlıyorum arkadaşlar. Beni ilk defa gören var mı aranızda? İlk defa beni gören var mı aranızda? Arkadaşlar, Recep ilk defa görüyorsun. Kimdir bu adam diyorsun Recep. Çıktı geldi bu saatte diyorsun. Tamam mı? Kim bu adam diyorsa şimdi bu saatte. Hazırsanız bir başlayalım arkadaşlar. Bugün çok değişik bir şeyler göreceğiz. Tamam mı? Benim sizden ricam şu. İlk 10 dakika sıkılsan bile dinle. Tamam. İlk 10 dakika sıkılsan bile dinle. 11. dakikada çıkarsın. Tamam. İlk 10 dakika önemli arkadaşlar. Hani bir kitabın bazen ilk 25-30 sayfası sıkıcı olur. Daha sonra açılır ya. İlk 10 dakika sabretmeni bekliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sıra itemize bir başlayalım. Evet. İlk soru görünüyor mu arkadaşlar? Soru görünüyor mu arkadaşlar? Öncelikle oradan başlayalım. Sorumuz görünüyor mu arkadaşlar? Görünüyor. Tamam. İlk 10 dakika hiçbir şey yapmadan dinle. Başka bir şey yapma. Sadece 10 dakika dinle. Arkadaşlar 2017 yılında LYS'de çıkmış bir sınav sorusu bu. Büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir soru sordular. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir şeyi taşıyabiliyorsan, bak tekrar ediyorum. Bir şeyi taşıyabiliyorsan ikinci harfi küçük, taşıyamıyorsan büyüktür. Ama istisnalar olacak. Şimdi bana söyler misiniz? Ben Van Gölü'nü taşıyabilir miyim? Van Gölü'nü taşıyabilir miyim arkadaşlar? Hayır. O zaman Van Gölü'ndeki Van Gölü'nün G'si nasıl olacak? Küçük. Peki ben Van Kedisi'ni taşıyabilir miyim? Evet, taşıyabilirim. O zaman kedinin K'si nasıl olacak? Küçük. Neden? Taşıyabildiğim için. Peki sana soruyorum. Hindistan cevizi küçük mü büyük mü? Hadi bakalım. Hindistan cevizi büyük mü küçük mü arkadaşlar? Hindistan cevizi büyük mü küçük mü? Hemen yazalım. Söyleyin cevabınızı. Hindistan cevizi, cevizin C'si nasıl olacak arkadaşlar? Küçük. Neden? Taşınabilir. Taşınabildiği için. Peki sana soruyorum. Galata Kulesi'ndeki K büyük mü küçük mü arkadaşlar? Galata Kulesi'ndeki K büyük mü küçük mü? Bana söyleyin hemen. Büyük. Arkadaşlar neden? Çünkü taşınamaz. Arkadaşlar buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Peki soruyorum sana. Hindistan cevizi. Onu söyledik. Roma sikkesi bir para birimi. Roma sikkesindeki sikke küçük mü büyük mü? Bana söyleyin bakalım. Küçük. Neden? Taşınabilir. Doğru mu arkadaşlar? Peki Aşk Mahallesi, İhanet Sokağı, Ayrılıklar Bulvarı. Bunlar da nasıl yazılacak arkadaşlar? Büyük yazılacak. Ama hocam istisnası var mı? Var. Nedir istisnası? İl, ilçe, köy, belde ve kıta sözcükleri küçük yazılır. Tekrar ediyorum. İl, ilçe, köy, belde, kıta sözcükleri nasıl yazılır? Küçük yazılır. O zaman buradaki cevabımız Uzungöl Beldesi'ndeki belde nasıl olacaktı? Küçük olacaktı değil mi? B şeklinde. O zaman cevabımız neydi? Ceyhan'dı. İlk olarak ilk sorunun mantığını anladık mı? İlk sorunun mantığını anlamayan var mı? İlk sorunun mantığını anlamayan var mı? Soruyorum. Tamam mı? Ama amacım hala soru çözmek değil. Amacımı 10 dakika sonra anlayacaksınız. Amacımı 10 dakika sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Amacım burada soru çözmek değil. Farklı bir planım var. Onun için 10 dakika sabret. Tamam mı? Şimdi geçelim arkadaşlar ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bir gelelim. 2019 yılına gidiyoruz. 2019 yılında KPSS'de
Tamam. Geleceğim Burak, geleceğim. 2019 yılında, 2019 yılında KPSS'de bu soruyu sordular. Sınavdan bir gün önce Instagram'da şöyle bir ilan yaptım ben, yayın yaptım. Dedim ki arkadaşlar dedim, hala da vardır o görüntüler. Antik Yunan'da tanrılar sözcüğünü sorabilirler dedim. Ve tanrılar sözcüğünün T'sinin küçük olacağını sınavdan bir gün önce söyledik. Ve 2019 sınavında geldi. Peki hocam, Antik Yunan'da tanrılar sözcüğünün geleceğini nasıl bildiniz? Veya bu sene ne gelecek? Bak şimdi, yavaş yavaş artık olaylara başlıyoruz. Biz birinci soruya bir geri gelelim. Birinci soruya bir geri gelelim. Birinci soruya bir geri gelelim. Birinci sorumuz görünüyor mu arkadaşlar? Birinci sorumuz görünüyor mu? Biz buna belli demiştik, doğru mu? Bu sorumuz görünüyor, doğru mu arkadaşlar şu an? Bak geri geldim, görünüyor. Adam 2017 yılında E şıkkında eski Yunan tanrıları derken tanrı sözcüğünün yazımının doğrusunu verip 2 sene sonra KPSS'de bana sordu mu? Bak sordum. Gördün mü? İşte biz buna ölçme değerlendirme diyoruz arkadaşlar. Ölçme değerlendirme. Bitti mi? Bitmedi. Devam edelim. Bitti mi? Bitmedi. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi gelelim. Gelelim, 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 gelelim. Başka bir soruya. Çıkmış bir KPSS sınav sorusu. Çıkmış bir KPSS sınav sorusu. Şimdi arkadaşlar, çeşme sözcüğü nasıl yazılacak? Küçük değil mi? Peki sana soruyorum. Üçüncü Ahmet Çeşmesi deseydi, Üçüncü Ahmet Çeşmesi deseydi, çeşme nasıl olacaktı? Büyük olacaktı değil mi? Özel adı dahil. Ne yaptı biliyor musunuz? Adam, bakın E şıkkında çeşmeyi sordu, doğru mu? Adam ne yaptı biliyor musunuz? 2021 yılında. Bakın bu KPSS sorusuydu. TYT'de neyi sordu? Bakın bakalım. TYT'ye geliyoruz. E şıkkında Alman çeşmesini vermiş. Peki Alman çeşmesi özel ada dahil mi arkadaşlar? Alman çeşmesi özel ada dahil, doğru mu? O zaman çeşmenin çeşmesi nasıl olacaktı? Büyük. Bakın E'de çeşmeyi tekrar sordu mu? Sordu. Peki camiyi sormuş mu Denizli'de? Sormuş. Peki KPSS'de de camiyi sormamış mıydı? Sormuştu. İşte biz buna ölçme değerlendirme diyoruz. Adam döndürüp döndürüp arkadaşlar soruların aynısını soruyor. Bak hiç uğraşmıyor. TYT'deki soruyu aldı geldi KPSS'de sordu. Bitti mi? Bitmedi. Bak devam edelim. D şıkkına gelelim arkadaşlar. Yine çıkmış bir sınav sorusu. D şıkkında yine camiyi sormuş mu? Sormuş. Ama ilçe nasıl yazılıyordu? Küçük yazılıyordu. Al sana cevap Ceyhan. Bak hiç uğraşmamış adam. Adam döndürüp döndürüp aynısını soruyor. Bak şimdi gelen başka bir soruya. Başka bir soruya arkadaşlar. Peki bunun cevabı ne o zaman? Al çıkmış bir soru daha. Bunun cevabı ne olur mantıken? Mantıken bunun cevabı ne olacak o zaman? Arkadaşlar hangisini yazayım yanlış? Hemen söylemeniz lazım. Hemen hemen okumadan söylemeniz lazım bunu. Hemen il, ilçe, köy, belde, kıta küçük yazılıyordu. Doğru mu? O zaman cevap ne? Adana. Yine sormuş mu? Sormuş. Adam uğraşmıyor ki. Döndürüp döndürüp aynısını soruyor. Bak bitti mi? Bitmedi. Al sana çıkmış bir KPSS sorusu. KPSS sorusu. Arkadaşlar gün kelimesi nasıl yazılacak? Küçük yazılacak değil mi? Ama babalar günü, anneler günü deseydi büyük yazılacaktı. Adam bunu KPSS'de sormuş bakın. Ya başka soru yokmuş gibi. Gelin KPSS'de yine neyi sormuş bakalım. Al sana C şıkkı. Yine KPSS'de gün kelimesini sormuş mu? Sormuş. Bak hiç uğraşmıyor adam. Hiç uğraşmıyor arkadaşlar. Döndürüp döndürüp soruyor. Hani biz yazım kurallarından korkuyoruz ya mesela. Veya sorulardan korkuyoruz ya. Hiç gerek yok. Adam döndürüp döndürüp aynısını soruyor bak. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar. Altı çizili kelime. Sınavlarda geliyor doğru mu? Bunun ucu bucağı var mı? Yok. Hepsini sorabilir. Yani ucu bucağı yok. Arkadaşlar altı çizili kelimeyi TYT'de ne sordular biliyor musun? TYT'de altı çizili kelime yalın katı sordular. Bakın TYT sınav sorusu. Ya binlerce kelime sorabilir değil mi? Gitti KPSS'de neyi sordu biliyor musunuz? Alın. KPSS'de yalın katı sordu. Gördünüz mü? Aynı kelimeyi getirdik KPSS'de sordu. Hiç uğraşmadı. Hiç uğraşmadı arkadaşlar bak. Döndürüp döndürüp aynısını soruyor. Döndürüp döndürüp aynısını soruyor arkadaşlar. Hiç mi hiç uğraşmıyor. Al. Devam edelim arkadaşlar. Çıkmış bir sınav sorusu. Ya 2012 ya 2013. Dikey geçiş sınav sorusu bakın. Tekrar ediyorum. Dikey geçiş sınav sorusu. Fotoğrafın olmadığı dönemlerle başlıyor.
Sonra kalıba duvar resimleri. Gördük mü? 2017 KPSS'de ne yaptı biliyor musunuz? Ya soru mu yok? 2017 KPSS'ye gelelim. Alın. Aynı soruyu sormuş mu? Bakın getirip aynı soruyu sordu. Gördünüz mü? Hiç uğraşmadı arkadaşlar. Hiç uğraşmadı. Hocam peki bu sene ne oldu? İptal edilen sınavı hatırlıyor musunuz? İptal edilen sınavdaki paragraf sorusunun aynısını 2021 dikey geçişte sormuştu. İptal edildikten sonra yaptığı sınavdaki altı çizilinin aynısını 2006'da öğretmenlik sınavına sormuştu. Yine aynısını yaptı. Hiç değişmiyor arkadaşlar. Döndürüp döndürüp metafor aynı. Sistem aynı. Döndürüp döndürüp aynısını sorup geçiyor arkadaşlar. Doğru bir şekilde analiz ederek çalışırsanız emin olun sizi kimse yıkamaz. Tamam mı? Şimdi gelelim. Arkadaşınızın az önce bir soru sormuştu. Onu unutmadan söyleyeyim. Onu unutmadan söyleyeyim. Hocam demişti. Onu unutmadan bir söyleyeyim. Şu birinci soruya bir gelelim. Şu birinci soruya bir gelelim. Hocam batı neden büyük demişti arkadaşınız. Arkadaşlar batı sözcüğü veya doğu sözcüğü veya kuzey güney fark etmez. Ada aktarması yapılırsa bak ada aktarması yapılırsa büyük harfle yazılır. Hocam ada aktarması derken Osmanlı Devleti'ne batılılaşma hamlesi derken batılı ülkelere kastetmiyor mu? İşte bir ada aktarması var bundan dolayı bir. Ama evin batı tarafı deseydin küçük olurdu. Mesela sağlık alanında batı çok yol aldı. Bak batılı ülkelere kastediyorsun. O zaman ne olacak batının B'si? Büyük olacak tamam mı? Serdar da herhalde soran kişi bunu da anlamış oldu. Arkadaşlar vermek istediğim mesajı anlıyor musunuz? Öncelikle onu söyleyeyim. İlk 10 dakikayı geçirdik. Vermek istediğim mesajı algılıyor musunuz? Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar hangisinden önce sonra sorular? Sınavda geliyor mu? Geliyor bak. Hangisinden önce ve sonra sorulardaki mantığın şu olsun arkadaşlar. Yukarıyla bir işin yok. Buradaki sözcüklerin eş anlamlısını bil. Bak tekrar diyorum eş anlamlısını. Özellikle müze verdiği önemli bu özgünlüğünü belirginleştirdi. Bana söyler misiniz? Bak yukarıyla işim yok. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Soruyu bir çekelim. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor? Hadi bir yorumlayın. Özgünlük deyince aklınıza gelen nedir arkadaşlar? Cevaplarınızı bekliyorum. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor? Var mı fikriniz? Özgünlük size neyi ifade ediyor? Kendine az değil mi? Kendine az, kendine az, kendine az. Doğru. Peki iki numara okur musunuz? İki numara okuyun arkadaşlar. İki numara okuyun. Kendine az. Gördünüz mü? Bu kadar. Bu gibi sorularda arkadaşlar senin yorumladığın kesinlikle ve kesinlikle gelecek arkadaşlar. Bak. Yorumla, yorumla, yorumla. Emin ol çok fark atacaksın. Tamam mı? Peki şimdi şurada bir soru var. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma diyor bakın. Şıkları geç. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma. Sözünden ne anlıyorsunuz? Soruyorum. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma sözünden ne anlıyorsunuz? Söyleyin bana. Evrensellik dediniz, evrensellik dediniz, evrensellik dediniz. Bunu siz dediniz, ben demedim. Siz dediniz, doğru mu? Bir bakalım o zaman. D şıkkına bakın bakalım var mı evrensellik? D şıkkına evrensellik var mı? Arkadaşlar var mı? Var. O zaman cevap denizi. Gördünüz mü? Bu gibi soru. Bakın bunların hepsi çıkmış sınav sorusu. Çıkmış sınav sorusu. Ben yazmadım. Bak senin yorumladığın sınavlarda geliyor. Gördün mü? Peki sana bir soru. Panayır alanları nasıl yerlerdir? Panayır alanları nasıl yerlerdir arkadaşlar? Söyler misiniz bana? Panayır alanları nasıl yerlerdir? Var mı cevap olan? Panayır alanları nasıl yerlerdir? Kim söyleyecek bana? Panayır alanları nasıl yerlerdir arkadaşlar? Nasıl olur? Var mı fikri olan? Var mı? Yorum yapın arkadaşlar. Kalabalık dedi arkadaşınız. Evet. Başka? Diğer arkadaşlar. Şenlikli. Evet. Hareketli. Dediniz. Ama panayır alanları genellikle nasıl olur arkadaşlar? Panayır alanları kalabalık olur. Doğru mu? Şimdi çıkmış bir sınav sorusu açacağım arkadaşlar size. Bir bulabilirsem. Şimdi çıkmış bir sınav sorusu. Altı çizili kelime ne? Panayır. Peki panayır alanlar nasıl yerler demiştiniz? Kalabalık demiştiniz. Al sana cevap deniz. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu gibi sorularda altı çizili kelimelerde emin ol yorumla direkt şıklarla senin yorumladığın gelecek. Tamam arkadaşlar. Şimdi 2019'a gelelim.
Amerikan armudu olarak bilinen avokado sorusu sorulmuştu. Hatırlayan var mı bu soruyu? Avokado diye bir soru sorulmuştu sınavda. Hiç duyan olmuş muydu böyle bir soru? Arkadaşlar, 2019'da avokadolu bir soru sorulmuştu. Bilen var mı? Duyan var mı hiç? Var mı duyan arkadaşlar? Avokado diye bir soru sorulmuştu. Hiç duymadınız mı arkadaşlar? Duyan? Bir açalım. Bir açalım, bir açalım, bir açalım, bir açalım. Bayağı da gitmişim geriye. Bir geçelim. 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 Şimdi 2019'a geliyoruz. Bir gelebilirsek. Şimdi 2019'a bunu sordular. Amerikan armudu olarak bilinen meyveyi sordular. Cevap avokadoydu. Bakın, Amerikan armudu olarak bilinen meyveyi sordular. 2019'da ben bu soruyu tutturduğum zaman Twitter'da gündem olmuştum. Peki nasıl tutturdum? Yine söylüyorum. Biz niye bakıyorduk ÖSYM dilinde? Çıkmış sınav sorularını analiz ederek çözün diyorduk. Hatırladınız mı? Bakın, sınavdan önceye gelelim. KPSS'den önce ön lisansta neyi sormuş? Ön lisansta paragrafta neyi sormuş? Bakalım. Akışı bozan Amerikan armudu olarak bilinen avokado. Adam sana ayak izini vermiş mi soruyu? Gelmiş. Gördünüz mü? Hiç uğraşmamış arkadaşlar. Hiç uğraşmamış. Mantığı anladık mı? Bu sene gelen KPSS'de günceldeki soru da aynıydı. Bakın, güncelde gelen sorularda da vardı paragrafta. Adam hiç değiştirmiyor arkadaşlar sistemini, taktiğini. Strateji hep aynı. Öğrenci gerçekten analiz ederek çözüyor mu, çözmüyor mu, buna bakıyor. Demek ki her soru bankası çözülmez. Herkesin ders dinlenilmez. Nitelikte az ve öz dinlersen sonuca ulaşırsın. Tamam mı? 27 ve üzeri yaparsın. Bak, net söylüyorum sana. Ben zaten, benden 27 ve üzeri yapamazsa bir öğrenci, ya Make'den makyaj malzemesi satın alırım, ya Zara'dan ayakkabı alırım, ya bir takım forması alırım, ya bir yemek ısmarlarım. Muhakkak nitelikli olarak benden bir adam uzaktan eğitimden ders alıyorsa 27 ve üzeri yapmak zorunda. Çünkü tepesine biniyorum, bırakmıyorum. Birebir sürekli görüşüyorum. Tamam mı? Onun için arkadaşlar, ne zaman isterseniz tek vizem üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Tamam mı? Evet. Bu arada hangi ildesiniz arkadaşlar? Hangi ildesiniz? Hangi ilimizdesiniz bu arada? İzmir güzel yerdir. Sparta, İyaş Park, Karabük. Evet. Evet. Şimdi Mersin, Fatma, Mersin'in neresi? Şimdi arkadaşlar, bakın, boşluk doldurma sorusu. Beni tanıyanlar okuma yazma işlerine büyük bir diye başlıyor. Gördünüz mü? Bakın, beni tanıyanlar okuma yazma işlerine büyük bir. Adam ne yaptı biliyor musunuz? Al. Saatleri ayarlama enstitüsü. Beni tanıyanlar öyle okuma yazma işlerine büyük bir. Gördünüz mü? Aynısını döndürüp döndürüp sordu. Birinci basamağımız arkadaşlar. Birinci basamak olayımız, umarım anlamışsınızdır. Niye dikkat etmem istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi bunu bir geçelim. Bunları arttırabiliriz ama gerek yok. Şimdi gelelim arkadaşlar başka bir sorumuza. Yer değiştirme soruları. Sınavda geliyor mu arkadaşlar yer değiştirme? Yer değiştirme sınavlarda geliyor değil mi? Net. Var mı bu sorulara gıcık kapan? Bu sorularda iğrenti olan var mı arkadaşlar? Ben bu sorulardan gıcık kapıyorum diyen, yapamıyorum diyen var mı? Var mı? Bak kardeşim. Bu sorulardaki mantığım benim şu. Kelimeleri bir araya getirin. Tekrar ediyorum. Bu gibi sorularda kelimeleri bir araya getir. Hocam, kelimeleri bir araya getir ne demek Allah aşkına? Bak şimdi kardeşim. Anadolu'nun tarih öncesindeki biyolojik çeşitli yapacağımız yolculuğa başlıyoruz. Böyle bir giriş cümlesi olabilir mi? Olabilir. Evet. O zaman bir numaranın yeri değiştirmesine gerek yok. Bir numara zaten çok nadir yeri değiştirir. O zaman A gitti, B gitti. Peki yolculuğa başlarken kazı olur mu? Burada yapılan kazılarda diyor. Yahu yolculuğa başlıyorsun, kazı diyor. Ne alakası var? Bir sıkıntı var. Şıklardan bir deneyelim. 2 ile 4'ü. Anadolu'nun tarihi öncesindeki biyoloji çeşitli yapacağımız yolculuğa başlıyoruz. İlk olarak İstanbul'un Avrupa yakası sınırları içindeki Yarımburgaz mağarasındayız. Peki bu neyle bitti? Yarımburgaz mağarasıyla. Bu neyle başladı? Bakın, Yarımburgaz'la başladı. Gördünüz mü? Al sana kelimeleri bir araya getirme. 2'yi 4'e getirmiştik. Fosil. Fosille devam etti. Cevap Ceyhan. Mantı anladık mı arkadaşlar? Mantı anlayanlar bir artı yapsın.
Sorunun mantığını anlayanlar bir artı yapsın. Ama bence anlamadınız. Bence anlamadınız. Bence anlamadınız. Şimdi anlaşılır. Bunu yapın bakalım. Bunu bir yapın. Diğer arkadaşlar ne dedi? Diğer arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Sessiz sinemanın altın çağını yaşadığı 1920'ler büyük yapım şirketlerinin yarattığı sinema yıldızlarının perdede arz endam ettiği yıllardı. Bir numara yer değişmesine gerek yok. Şimdi bir de sinema var mı? Var. İki de sinema var mı? Var. Bir de perde var mı? Var. İki de perde var mı? Bakalım. Var. Bir de yıldız var mı? Var. İki de yıldız var mı? Var. E kelimeler bir araya gelmemiş mi? Gelmiş. Ben kelimeleri bir araya getirdiğime göre o zaman bu yer değiştirirse benim dediğim test çürümez miydi? Çürürdü. O zaman iki numaranın da yer değiştirmesine gerek yok. Gördün mü? Bak kafadan iki şıkka indirdim. Peki bu neyle bitti? Başrol. Burada ne var? Başrol. O zaman cevap denildi. Anladık mı arkadaşlar mantığı? Umarım mantık anlaşılmıştır. Mantık anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mı? Umarım anlaşılmıştır. Değerli dostlarım, söylemek istediğimiz olay. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar kısa da olsa benim söyleyeceklerim bu kadardı. Tamam mı? Ben size ÖSYM'nin dilini vermeye çalıştım. Neye dikkat etmenizi gerektiğini vurgulamaya çalıştım. Ufak da olsa, %1 bile olsa katkım olduysa arkadaşlar ne mutlu bana. Tamam mı? Arkadaşlar %1 de olsa umarım en azından bir bakış açısı getirebilmişimdir size arkadaşlar. Yeni hayatınızı umarım atanmış olarak karşılaşmak dileğiyle arkadaşlar. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.